Merhaba sayın seyirciler, bugün 21 Şubat 2017 Ubru Sivas ile ilgili bir gündem programımız başlıyor. Bugün konumuz kamulaştırma mağduriyetleriyle ilgili olacak. Bu konuda iki tane hukuk camiasına yetkin isimimiz var, iki konuğumuz var. Avukat Kıvanç Karahan ve Çiğdem Başar. Sayın konuklarımız öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Çok sağ olun. Bu kamulaştırma konusu ülkede genellikle yaygın, özellikle İzmir gibi göçmenlerin yaygın olduğu yerlerde kamulaştırma mağduriyetlerini sık sık görüyoruz. Öncelikle bu kamulaştırma mağduriyetleri konuşmadan önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz avukatlar olarak? Avukat Umut Kıvanç Karahan, kamulaştırma veya tapu üzerine davalarımız var. 2009'dan beri bu işteyiz. Elimizden geldiği kadar insanların haklarının yenmemesi veya kamu üstünlüğü kullanılırken kişilerin mağdur olmaması için uğraşıyoruz. Tamam. Avukat Hanım, size de biraz tanıyabilirim. Büşra Çiğdem Başar. 3 yıldır fiili olarak avukatlık mesleğini icra ediyorum. Kıvanç Bey'le beraber çalışıyoruz birlikte. Peki bu kamulaştırma mağduriyetlerini ben programa başlarken terminolojiyi doğru mu kullandım? Esas hani bu konuda bir terim yok ama olay o. Yani kamulaştırmadan dolayı oluşan mağduriyet. Kamulaştırma mağdurları oluyor. Çünkü maalesef ülkemizde devletin bir irade gücü var. Alma veya kullanmak için kişilerin itirazı etmeden alabilme gücü var. Ancak bu gücü daha sonra kurumun içindeki kişiler kendi fevri hareketleriyle kullanabiliyorlar. Bu da kişileri mağdur ediyor. Anladım. Peki bu konuda pek bilgisi olmayan vatandaşlarımız için bu kamulaştırma hakkında biraz bilgi verir misiniz? Kamulaştırma nasıl olur? Devlet niye kamulaştırma yapar? Bakın, idarenin bir bazı şeylere ihtiyacı olur. Yani bu illa bir üniversite, belediye veya karayolları, her türlü bir idarenin ihtiyaçları olur. Bu yol yapımı için olabilir, bu su kanalı geçirmek için olabilir. Bu idarenin yapacağı işlemler bütün geneli etkilediği için özel hukuktaki kişilerin, yani özel mülkiyete sahip olan kişilerin yararı pek düşünülmez. Kamu yararı var denilir ve bundan dolayı da kişilerin geneldeki yarar özel yararın önüne geçeceği için kişilerin istemese dahi kamulaştırılması yapılır. Bu gayet normaldir. Tüm dünyada da uygulanan bir şeydir. Ama bunlar yapılırken bir belirli bir proje yapılır. Atıyorum iz suysa geçireceği kanalın projesini yapar. Nelerin ne amaçla kullanılacağının, kamulaştırılması gerektiğinin projesini yapar. Örneğin belediye ise bu kamulaştırdıkları yerleri ne için kullanacağını, bunların ileride kamuya nasıl bir yararlı olacağına dair plan proje yaparlar. Bu proje kapsamında da kamulaştırma yapacak veya kamulaştırma için izin alması gereken bakanlık veya bir kurum varsa bunlardan izin alır ve kamulaştırma işlemi başlatır. Bu kamulaştırmayı yaparken de yerin değeri tespit edilir. Hani özel kişilerin de mağdur olmaması için yerin değeri tespit edilir ve amaç tespit edilir. Bu amaca dair yerin değeri parası verilip devlet veya idare veya kurum buraları kamulaştırır. Peki genelde amaçlar ne üzerine olur? Yani bu genel anlamda gördüğümüz çerçeve çizersek ki devlet hangi amaçlara hizmet etmek için bir kamulaştırma yapar? Her idarenin her kurumu farklı kamu menfaati olacak. Kamunun menfaati olacak. Her kurumda farklı ihtiyaçları olabilir. Karayolları köye yol geçirmek için veya ileride ilçe olabilecek bir yere yol genişletmesi için yapabilir bunu. İş su ilerideki bir yere su götürmek için yapabilir bunu. Bir üniversite eğitim amaçlı burayı yapabilir. İhtiyacı olmuştur. Üniversitenin kapasitesi artmıştır. Bir elektrik TEDAŞ bu yüksek gerilim hattı geçirecektir. Bunlar için yapabilir. Bu gayet hani sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada uygulanan bir şeydir. Ama asıl sıkıntı nerede? Burası yüksek gerilim hattı ya da karayolu geçirecek diye kamulaştırdıktan sonra eğer geçirilmeyecekse önceki sahibine geri vermesi gerekiyor. Bu sıkıntılar burada başlıyor. Veya kullanılmayacak veya ihtiyacı olmayacaksa artık burayı elinden çıkarıp eski malikine vermesi gerekiyor. İsasen sıkıntılar biraz buralardan başlıyor. Peki Büşra Hanım, sizden de şey alabilir miyiz? İtiraz yolları nelerdir kamulaştırmaya? Ya da vatandaşlar neye itiraz eder kamulaştırmada? Kamulaştırmada tabii ki de eğer ki mesela hali hazırdaki durumda da müvekkillerimizin morislerinin parsellerinin de içinde bulunduğu yaklaşık olarak 300 metrekare yüz ölçümüne
üzerine 2500 yatak kapasiteli bir yurt ve günlük günübirlik konaklama tesisi ile binaların çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis amacıyla Ege Üniversitesi'nin talebi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla da kamulaştırma işlemleri başlatılmış. Şimdi özele döneceğiz. Yani sizin bu mağdur vekilleri, avukatları çıkış noktası bu Bornova'daki bir arazi yanılmıyorsa. Evet, evet. Evet. Bornova'da bir vatandaşlarımız, yani seyircilerimizin anlaması için, Bornova'da bir üniversite adını da söyleyeyim, Ege Üniversitesi'ne tahsis edilmiş bir arazi var. Hı. Burası eğitim amaçlı kamulaştırılıyor. Bu kamulaştırmada bir takım hatalar, noksanlıklar ya da usulsüzlüklerle ilgili eski arsa sahiplerinin çekinceleri var. Bu evet. Noktada sizler de buluştunuz yanılmıyorsam. Evet. Peki burada ne oldu? Bir baştan bize anlatabilirseniz. Hani bu Ege arazisi, Ege Üniversitesi'ne bağlı bu arsa 300 dönüm. Bu arazideki sıkıntı nedir? Nereden başladı? Herhalde bir 60'lı yıllardan başlayan bir şey var orada. Bir kamulaştırmayla ilgili bir planlama var. Hı hı. 90'larda bir AVM devrediliyor. Peki bizim alışık olmadığımız şekilde bir eğitim kurumunun içinde bir AVM var. Evet. Türkiye'de de tek galiba bu. Evet. Şu anki durumu kısaca bir özetleyeyim. 60'lı yıllarda bir eğitim amaçlı kamulaştırma yapılması gerekiyor ve Ege Üniversitesi de bundan dolayı bakanlıktan talepte bulunuyor. Buraya yapılacak olan şeyler 2500 yatak kapasiteli yurt, konaklama tesisi ve bunların çevresine eğitim amaçlı sosyal tesis olarak lanse edilmiş. Eğitim amaçlı sosyal tesis değil mi? Eğitim amaçlı çiziyoruz tabii eğitimi. Yani. Evet. Yani amaç eğitim burada. Amaç eğitim olması veya eğitime özgülenmesi gerekiyor. Hani bu şey olabilir, amfiteyatro yapılmış olabilir veya resim galerisi yapılmış olabilir. Hani kamulaştırmada amaç önemli dediniz bir önceki cümlede. Tabii, buradaki tabii amaç eğitim. Buradaki amaç da tabii ki eğitim. Yani burada iki tane amaç var esas. Bir konaklama, hani bunun içinde 2500 yatak kapasiteli yurt istenmiş, günübirlik konaklama tesisi istenmiş. Bir de bunların çevresinde eğitim amaçlı sosyal tesis. Yani bu kişilerin yararlanacağı, aynı zamanda eğitildikleri bölümdeki performanslarını veya iş gücünü sergileyecekleri yerler olarak şey yapılıyor. Hani bu illa hani şey de olabilir, spor salonu dahi olabilir. Hani çünkü eğitime ya da öğrenciye özgü yerler yapılacak diye konuşuluyor. Bu işte 60'lı yıllarda başlayıp 90'lı yılların başına kadar bir kamulaştırma süreci geçirmiş. Ondan sonra herhangi bir faaliyet yapılmamış. 2000'li yıllara geldiğimizde aynı amaç özgülenerek, aynı amaç söylenerek 49 yıllığına bir firmaya kiralanmış burası. Yine bakanlıktan izin alınmış. Ve şu an Türkiye'nin en büyük açık alan AVM'si bulunuyor içerisinde. Anladığımız kadarıyla hani başta kamulaştırma yapılırken, daha önce de söylediğim gibi, bir plan proje yapılır. Hani nereye ne yapılacak, ne kadara ne ihtiyaç var vesaire diye. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Daha önce bir proje sunulmadığı için bu açıklıktan yararlanıp şu anki AVM'yi yapmışlar. Tamam, hani izleyicilerimizin kafasından daha iyi oluşması için söylüyorum. Şimdi Bornova'da Ege Üniversitesi'ne ait bir arazi var. Bu arazi eğitim amaçlı kamulaştırılıyor. Hı hı. Kamulaştırdıktan sonra eğitimi dışında Türkiye'de örneği olmayan şekilde bir AVM'yi kiraya veriliyor. Tabii ki. Yani üniversitenin arazisinde bir AVM var ve mağdurlar bir araya geliyor, size vekalet verip bu kamulaştırma mağdurları orayı ortaya çıkıyor. Evet. Sizler de bunlara vekillerisiniz. Evet. Peki öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu arazinin dönümü 300 dönüm yani yanılmıyorsa değil mi? Evet. Çok büyük bir alan. Çok büyük bir alan. Yani vatanda, yani izleyicilerin kafasında soru işareti oluşmasın. Bu alan üniversitenin dışında başka bir ilçede değil. Üniversiteye bitişik dizen bir arazi. Evet. Yani üniversite bu arazi üzerinde büyüyebilir normalde. Tabii. Araziye göre genişleyebilir üniversite. Herhangi bir sıkıntısı yok. Normalde burayı aldıkları amaç için kullansalar zaten herhangi bir, yani kamuya uygun kullansa, kamulaştırma amacına uygun kullansalar zaten herhangi bir sıkıntı sosyal yok. Sosyal tesisin dışında kampüsü de genişletecek bir alan. Tabii ki. Bayağı bir genişletecek bir alan. Bu şey tam yeri kampüs yerine değil de o Ege Üniversitesi'nin hastane kısmının, hani hastane kampüsünün alanına giriyor. Ve hani 300 dönüm diye bahsediyoruz. Bu 300 dönümün 100 dönümü zaten şeye, maliyeye ait bir arazi. Maliyeyle takas yapmışlar. Geriye kalan 200 dönümü kamulaştırıyorlar. Yani 200 dönüm de tamamen vatandaşa ait olan alan. Ve şu anda maalesef ki forum ilgili AVM tam 203 dönüm üzerine
faaliyet gösteriyor. Yani maliyenin arazisi haricindeki tüm arazi üzerine. Peki şey sormak istiyorum. Büşra Hanım'la devam edelim. İlk mağdurlar yani ilk sahipleri kim bu arazide? Şimdi bir tek bizim sadece müvekkillerimiz belli parsellerin müvekkilleri. Tabii ki bizim müvekkillerimiz haricinde daha diğer parsellerin de sahipleri var. Hani çok kaç büyük bir alan var oldukça bizim için şu an 57 kişi var. Siz Kıvanç Bey'le 57 mağdur avukatısınız. Ama tabii daha fazla kişi. Alan yaklaşık olarak 300 metrekare yüzde ölçümü olunca mağdur olan sayı da çok fazla artıyor tabii ki de. Sayı da artıyor. Peki bu mağdurların talepleri nedir? Şimdi ilk başta hani ne istiyor abi? Eğitime mi tekrar verilsin? Mağduriyetimiz mi gidersin? Alsa mı geri verilsin? Hani bu şeyden sonra ne onun ismi? Bu zamandan sonra eğitime tekrar verilse dahi kişilerin mağduriyeti var. Çünkü bir arazi eğitim amaçlı kamulaştırılıyor, üstüne ticari alana çevrilip Türkiye'de yok herhalde böyle bir şey. Ben ilk defa duyuyorum çünkü. Aynen. İşin aslı şöyle, bu yapılan AVM Türkiye'de hemen hemen ilk AVM. Yani 2000'li yıllara kadar bir AVM kültürümüz yok. 2000'li yıllardan sonra çıkıyor ve belki Türkiye'de yapılan ilk 3 AVM'den biri burası. Ve daha önceki yapılan yerler herkes hani alana sahip olup yapmış. Bu kiralayıp yapmış. Yani kiralayıp yapması da bir ayrı bir şey. Çünkü Ege Üniversitesi'nin herhangi bir faaliyet alanında olan bir yer değil. Eğitim alanı olarak kamulaştırılıp ve eğitime özgülenen bir alanı da burayı yapmak için o alanı ticari alana çevirmeniz gerekiyor. Ticari alana çevirdiğiniz zaman da eğitimden çıkıyor. Böyle bir tezatlık, böyle bir karmaşa var. Sıkıntı da işte 1960 senesinden beri buraların hiç denetlenmemesi, hiç kontrol edilmemesi. En büyük sıkıntı da bu zaten. Denetim mevzuna gelmeden önce biraz daha bu mevzudan gidelim diyorum. Şimdi Sayın Kıvanç Bey, burası eğitim amaçlı kamulaştırılıyor önce. İbari olarak eğitim konuluyor herhalde kamulaştırma gerekçesinde. Tabii. Eğitim haricinde kamulaştıramaz zaten. Eğitim ibaresi konuluyor. Sonra belediyeye gidiyor. Belediyede ticari imarı nasıl almışlar o anlamda söylüyorum. Ticari ibaresi nerede eklenmiş? Orada da ayrı bir muallak bir durum var. Çünkü Ege Üniversitesi veya üniversite demeyelim sadece herhangi bir yere bağlı, bakanlığa bağlı olan bir kurum yapacağı faaliyetlerden bakanlıktan veya onun alt bir kurumu varsa buralardan izin almak zorunda. Mesela eğitim kurumları üniversitenin nezdindeki YÖK'ten ve bakanlıktan izin almak zorunda. YÖK'ü verebileceği izinler belli bir sınırlandırılmış, gerisini bakanlık verebiliyor. Burada daha önce şey yapmışlar. YÖK'ten izin almak istemişler. YÖK her seferinde bakanlığa göndermiş. Milli Eğitim Bakanlığı'na göndermiş. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da bazı şeylere izin vermiş. Nelere izin vermiş? Eğitim amaçlı burayı kamulaştırabilirsin demiş. Daha sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra ben burayı eğitim amaçlı sosyal tesis yapılsın diye kiralamak istiyorum demiş. Bunlar da eğitim amaçlı sosyal tesis yapılması için kiralanmış. Sıkıntı ne? Eğitim amaçlı sosyal bir tesis yok orada. Yani ya da siz o ilgili AVM'yi İzmir'deki hemen hemen herkes gezmiştir. İçerisinde eğitim amaçlı ne olduğuna dair hani bir gölgeye dayalı herhangi biri varsa onu söylesin. Hani o mevzuat anlamında şeyi nasıl açmışlar ben onu anlamadım. Hani sonuçta ruhsat için belediyeye gidiyorlar. Evet. Orada eğitim yazıyor. Hani orada eğitim şimdi, amaçlı. Onu nasıl aşabilmişler? O ticari alana çevirmek için bakanlıktan izin almaları gerekiyor. O kısım, o izin yok o kısım mu? Atlanmış. Yok öyle bir izin yok. Herhangi bir şekilde YÖK'ten de öyle bir şey gelmedi. Bakanlıktan biz şimdi şöyle bir sıkıntımız hukuken var. Hukuken sakatlık bir noktası var o anlamda söylüyorum. Tabii var. Hani hukuken sakat bir noktası var ama belediye açısından sakat nokta olmayabilir. Belediye o şeyi ne onun ismi? O izni belediye alınması zorunlu olmayabilir belediyenin nezdinde. Sadece belediye proje sunuluyor. Böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Belediye de bu projeyi Büyükşehir Belediyesi'ne sunuyor. Büyükşehir Belediyesi onaylıyor. Bunu yapıyor. Ama kimse şey kısmını atlamış. Hani bu eğitim alanı için kamulaştırıldı. Sonra bu ticari alana çevrilecek. Bunların gerekli izinleri var mı? Artık ticari alana çevrilirken eski şey kamulaştırma alanın şey ihtiyacından veya kamulaştırmadan çıkacak mı vesaire bunlar tamamen atlanılmış konular. Anladım. Şimdi belediye alanı kamulaştırıyor. Pardon düzeltiyorum. Devlet alanı arazi sahiplerinin arazisini eğitim amaçlı kamulaştırıyor. Sonra bu ticari bir hale alıyor. Evet.
üniversite bunu, üniversite bünyesinde arazi üniversiteye bağlı. Üniversite bunu kiralıyor mu 49 yılında? Üniversite bakanlıktan izin alıyor. İzin alıyor ama. Eğitim amaçlı sosyal tesis için, sosyal tesis ve işletmelerini kiralamak için izin alıyor. Sonra bu amacın dışında AVM'ye kiraya veriyor. AVM'ye kiraya veriyor. İhale yapıyor. İhale usulü burayı en çok kira bedeli veren kişiye veriyor. İlk defa da ihaleden sonra kazanan firmayla sözleşme yapılırken alışveriş merkezi lafı geçiyor. Oraya kadar hiçbir yerde alışveriş merkezi lafı geçmiyor. Sadece ilgili firmayla sözleşme yapılırken alışveriş merkezi lafı geçiyor ama herhangi bir şekilde ne kadarına alışveriş merkezi yapılacak, ne kadarına eğitim alanına ayrılacak veya ne kadarına ne yapılacağına dair hiçbir yerde proje yok. Ha, ticari ibare orada ekleniyor. Önceden olmayan bir ibare ekleniyor oraya. Önceden olmayan bir ibare ekleniyor ama şöyle söyleyeyim, alışveriş merkezinin de ucu açıktır. Yani bir süpermarket de alışveriş merkezidir. Yani ve evet. Hani eğer oraya bir süpermarket kuracaksan ve öğrenciler buradan yararlanacaksa evet bu şey hani işletmenin yanındaki bir şey olabilir. Bu yasaya uygun olabilir belki ama orası hani sadece öğrencilere özgü denebilecek veya öğrencilerin yararlanabileceği bir alışveriş merkezinden çok aşmış. Yani burada Ege Üniversitesi bir yetki almış, yetkiyi sınırını aşırı derecede aşmış. Ya bu da yasal bir durum var ama mantığa uymayan bir durum var. Olay yani şu an yasalara uygun hale getirilmiş ama mantığa ve işin özüne, mutevasına uygun değil. Yani ilk başta daha 2500 yatak kapasiteli yurt, günübirlik konaklama tesisi ve hani bunun çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis diyor. Hani bu eğitim amaçlı turistik tesisi bakanlık nezdinde de konuştuğumuzda hani bunun bir acaba eğitim amacı mı sayılabilir? Hani AVM'deki mağazalar ya da... Siz bakanlığa gittiniz işte, yani konuşmak için. Bakanlığa tabii zaten başvuru yollarına gittiniz. Bulunduk. Bakanlığa gittiğinde ne cevap verdiğiniz oldu? Hani tabii ki de bu şekilde bir eğitim amacı taşımaz yani ne mağazalar ne sinemadır. Hani ne olabilir? Bir resim galerisi için resim atölye ya da marangozhane için atölye olabilir, resimciler için bir galeri olabilir, spor alanları olabilir. Ama bir AVM değil. AVM değil yani. Peki şey sormak istiyorum, üniversiteyi burayı ne kadar kiralamış yani? Değerinde mi, ederinde bir kira mı alıyor yoksa orada da bir zararı var mı? İlk baştaki anlaşma tamamen en çok kirayı verene dayalı bir anlaşma yapılmış. İhale de bu şekilde yapılmış. Şu anda tam net rakamı bilmiyoruz. Çünkü Ege Üniversitesi bu konuda hiçbir şekilde yardım etmiyor. Her ne talebimizde bulunursak bulunan iç yazışmadır deyip cevap vermiyorlar. Yani bu şeyin hukuktaki o kısma giriyor. İç yazışmaları vatandaşa verme zorunluluğu olmadığı kısma giriyor. Hatta bir şeyinde talepleriniz arasında iç yazışmalar olduğundan dolayı cevap veremiyoruz diyor. Ama iç yazışmalar olmayanların cevabını ver. O konuda herhangi bir şey yok. Anladım. Evet, biz bakanlığa gidip bu konuyu konuştuğumuzda bakanlık oranın ne kadar kira alındığını bilmiyor. Oraya ne yapıldığını bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü bakanlığın bunun denetleme etkisi yok esas. Hani denetleme gibi bir ihtiyacı olmamış şimdiye kadar. YÖK'ün denetlediğini düşünüyor. Ne kadar kira alıyor kısmına gelirsek, üniversitenin ne kadar kira aldığının tam net bir bilgisi yok. Sadece üniversitenin yıllık, bu da Sayıştay'ın raporunda var, yıllık 7 milyon TL kira geliri var. Sadece burasından değil, tüm kiraladığı şeylerden. Ege Üniversitesi'nin toplam kira geliri. Toplam kira geliri 7 milyon civarında. Yani ne yapıyor? 7 trilyon. Eski parayla 7 trilyon, evet. Öyle mi? 7 trilyon civarında. Sıkıntı ne? Biz ilgili alışveriş merkezinden yaptığımız başvuru üzerine aldığımız cevap metrekaresini 60 euro artı KDV'ye kiraladı. 60 euro artı KDV'ye kiraladı. 67 euro artı KDV'ye kiraladı. Ve en küçük yerinde 250 metrekare oldu. Kapalı alan sayısından bir hesap yaptığımızda, ki açık açık kapalı alan sayısını, kiralanabilir alan sayısının bilgisini veriyorlar. 4 milyon euro artı KDV'ye tekabül ediyor. Kabataslak aylık kirası. 4 milyon euro. Artı KDV'ye tekabül ediyor. Yani bu rakamlar net değil. Birini bu rakamlarla bağlayıcı bir şey. Farkı da olsa evet bizim kendi yaptığımız haricen hesap. Yani 250 metrekare bir alana
60 artı KDV'den ne kadar, 60 euro artı KDV'den ne kadar kira çıkıyor ve ne kadar kiralanabilir alanı olduğunu sorup da cevap, sözlü olarak cevap aldığımızda yaptığımız alan. Şey, hani bunun ne kadarını şeye veriyor Ege Üniversitesi'ne? Çok küçük bir rakamını. Ege Üniversitesi'nin ödediği kira Ege Üniversitesi'nin yıllık gelirinin %1'i bile değil. Yani çok kamu yararı kira bakımından da yok burada. Yıllık bazda düşünürseniz Ege'nin şey o ilgili AVM aşırı derecede para kazanıyor ama bir aylık parasının belki onda birini şey Ege Üniversitesi'ne veriyor. Şimdi bu çapta bir AVM'nin zaten İzmir'de böyle büyük bir alan bulması çok zor. Çok zor. Çok zor bir alan. Bu alanın kadarıyla üniversitenin böyle bir yerine hani nasıl olduysa artık diğer yani hukuki bir kaza mı oldu ne oldu evraklar mı karıştı. Hukuki hale getiriyorlar ve o 300 dönümlük yeri AVM'yi kuruyor ve metrekaresi 60 euro artı KDV olan bu AVM 300 dönümlük arazi toplam hani kira geliri Ege Üniversitesi 7 trilyon. Hani buradan bir orantı yaparsak çok küçük, çok komik diye. Yani 7 trilyonla bağlı kalmayalım, buranın kirası değil. Yani tüm gelirlere göre tüm gelir raporunda kiralanabilir gayrimenkullerden elde edilen kira geliri o. Yani 7 küsur. Hani buraya göre devede kulak kalıyor. Hani yani bunun 10 katını sadece şey bu ilgili AVM verir aslında kira olarak. Daha fazlasını hatta. Ne kadar verdiğini bilmiyoruz. Çünkü tam bir net hiçbir şey Ege Üniversitesi yardımcı olmuyor o konuda. O konuda peki bu gelir döner sermayesine mi gidiyor Ege Üniversitesi? Tabii döner sermayesine gidiyor. Ama hani şöyle söyleyeyim. Siz herhangi bir kişinin elinde olsa burası ve kar amacıyla burayı kiralamak istese şu an alacağı kiranın yaklaşık 1000 katı kira istemesi gerekir. 1000 katı. 1000 katı kira istemesi gerekir. Çünkü şöyle düşünün. Aylık kirasının %1'ini veriyor yıllık kira olarak. Yani siz en azından 3 aylık ya da 4 aylık kira bedelini yıllık kira hani içeriden aldığı kira bedelini almanız gerekiyor. Yani burada esasen kamu yararı da kira bakımından da yok. Daha çok kamu zararı oluşuyor burada. Kamu zararı. Peki bunda yabancı ortaklık da var galiba. Onu şöyle, biraz açar mısınız bize? Onu şöyle söyleyeyim. Normalde ilk başta ihale yapılmış. İhale yapılırken ihaleyi yapan firma her ne kadar tek başına girmiş olduğunu, tek başına bu ihaleyi almış olduğunu beyan etmiş olsa da daha sonraki beyanlarında %80 sermayesinin yabancı kaynaklı olduğunu belirtmiş ve şu an hani ilgili alışveriş merkezini ihaleyi alan firma da kullanmıyor. 49 yıllığına bir firmaya kiraya vermişsiniz. Şu an işleten o firma da değil. Şimdi bunun o bu nokta önemli. o da ayrı bir şey. Şimdi Ege Üniversitesi kirayı 49 yıllığına kiraya verdiği firma da başkasına kiralıyor. Kiraladı mı? Zaten başkası başta mı orayı aldı onu da bilmiyoruz. Şu an başkası kullanıyor onu biliyoruz. Yani eminiz şundan Ege Üniversitesi'ne verilen kiranın çok daha üstünde anlaşmalarla başka firmanın eline geçmiş durumda şu anda. Peki şey sormak istiyorum. Burada kredi kullanmışlar mı yaparken? Şey anlamda soruyorum. Bunu da neden soruyorum? Önceden söyleyeyim. Hani ipotek verirken burası ne olarak gözükmüş? İlla ki bir ipotek verdiler. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ipotekte burası eğitim amaçlı mı geçiyor, ticari amaçlı mı geçiyor? Eğitim amaçlı geçiyorsa kredi almamaları lazım. Önce işte o yüzden ticari alana çevirip işlemleri yapmaya başlamışlar. Yani tekrar söyleyeyim. Ege Üniversitesi İşin bize, o kısmı kredi çekebilmesi için anladığım kadarıyla. Ege Üniversitesi bize o konuda çok aşırı derecede yardımcı olmadığı için elimizde bir belge vesaire yok. Ama şu anda işleten veya şu an elinde sahip olan firmanın bir bankayla, yabancı bir bankayla bağı olduğunu biliyoruz. Ve hani dolaylı yoldan bir Türk firması burayı ihaleyle satın almış. Bunun üzerinden bu alan ticari alana çevrilmiş. Şu anda bir yabancı firma burayı işletiyor. Yani buranın da esasen devir hakkı var mı yok mu bu konular tartışılır. Orası da murak. Orası da mullak çünkü hiçbir yerde yasaktır veya devredilebilir diye geçmiyor. Ama o zaman 49 yılında ihale yapılmasının ne anlamı var? Yani madem devredebiliyor olacaksa bir firmanın burayı alabiliyor olmasının ne anlamı var? Burada tabii sıkıntı var. Bir şey sormak istiyorum Sayın Avukatlarım. Hani burası kiralanırken yıllık şu kadar artış olur diye bir şey var mı? İbare var mı? Şey, tefetüfe oranında. Tefetüfe. Zaten tabii. Komik bir rakam almış. O da zaten komik bir rakamla tefetüfe artışı yapacak. Tabii. Yani 49 yılında zaten 10 yıl sonra olacak orası şey yani
davulcu parası derler ya arkasında. Şöyle söyleyeyim. Firma şu an açtığından bu zamana 10 senesini geçirmiş. Büyük bir ihtimal ilk 5 senede ya da ilk 3 senede hatta yaptığı bütün yatırımı almıştır oradan. Artık almıştır. Hani devamlı kar halindedir ve yabancı firma olduğu için de maalesef o paranın da Türkiye'de kaldığını düşünmüyoruz biz. Yani yabancı yurt dışına aktarılıyor. Her yerden zarar var. Peki üniversiteyle ilgili bu beklentiniz nedir? Ne beklerdiniz normalde Ege Üniversitesi'nden? Ne yapması gerekiyor? Yani bir avukat olarak Ege Üniversitesi'nden beklentiniz ne olurdu böyle bir süreçte? Beklentisi karşıya bulmuş, o belli. Ege Üniversitesi bir kere şu an bu işlemleri yapanların hiçbiri Ege Üniversitesi'nde çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Yani kendinden önceki nesli korumaya çalışıyor. Peki bundan sonra ne yapabilir? Sonuçta oranında bir kaybı var. Evet, yani burayı sınıf kamulaştırmaya ihtiyacı olmadığını söyleyip burayı bırakabilir. Veya o ilgili AVM'nin yıkılıp eğitim amaçlı tesisler kurulması sağlanabilir. Şu anda yapabileceği iki seçenek var. İki seçenek bizi, var. Bu bize göre. Hani daha farklı hukuki yollar var ve bunları uygulamak isterse onların takdiri. Bizim görüşümüze göre iki seçeneği var. Burayı kamulaştırmaya ihtiyacının kalmadığını söyleyip eski maliklerine geri verme gibi bir seçeneği var. Ya da ilgili AVM'nin yıkılıp orası eğitim amaçlı ne için kamulaştırıysa o amaca özgülenmesi gerekiyor. Peki prosedür uygun mu? Kiraya verdiği yeri yıktırabiliyor mu? 49 yıllığına vermiş o anlamda işte, sordum. Orada büyük sıkıntılar var. Orada sıkıntı orada evet, başlıyor. Büyük yani sıkıntılar var. Sadece yıktırmak da değil, orasını 49 yılında güven esasında kiralamış ilgili firma, oranın da ettiği zarar da söz konusu olur. En mantıklı olan da o topu devlete atacağız. Devlet maliklerin zararını karşılayacak anladığım kadarıyla. En mantıklı yol onun gözüküyor. Şimdi hani o konuda ileride ne olur bilmiyorum. Biz hukuki süreci başlattık. Hayatın olağan akışına baktığımız için. Hayatın olağan akışına baktığımızda Ege Üniversitesi'nin orayı bırakması gerekiyor. Eski sahiplerine bırakması gerekiyor. Eski sahipleri ancak firmayla anlaştığı ölçüde işlerin devam etmesi gerekiyor. Anladım. O zaman orada bir hata var. Şöyle işin özü zaten oranın kamulaştırma amacı. Eğitim amacı kalmadığına göre arsa sahiplerine tekrar teslim edilmesi gerekiyor diyorsunuz. Yani evet. Geri almakları var. Peki şey soracağım, bununla ilgili bir zaman aşımı var mı Sayın Avukatlarım? Hani ne zaman kamulaştırdı bilmiyorum ama 60'lı yıllarda başladınız dediniz peyderpey. Evet. Hani bu kamulaştırmada bir zaman aşımı var mı geri iade için? Sonuçta anayasal bir hak zaten, mülkiyet hakkı bu. Ve tamamıyla amacının dışında kullanılmış. Anayasal bir hak olduğu için yine de... Zaman aşımı burada geçerli olmayabilir. Geçerli çünkü bazen görüyoruz hani zaman aşımı diyorlar. Kamulaştınız 5 sene içinde itiraz hakkı falan. Evet. Şimdi bir kamu bir yeri aldı 5 sene içinde kullanmadıysa evet sizin geri alma hakkınız oluyor. Şimdi buradaki seçeneklere ayırmak gerekiyor. Bir kamu burayı aldı kamulaştırma amacının dışında kullanıyorsa istediğiniz zaman zaten bunu ileri sürüp geri alabiliyorsunuz. Veya kamu burayı aldı kamu amacını kullandı, amacı bitti buradaki. Geri verme zorunluluğu var ve geri vermiyor veya satmaya kalkıyor veya kiralamaya kalkıyor. Buraları tekrar isteyebilme hakkınız var, şartlar oluşmuşsa. Zaman aşımı yok, bütün vatandaşlar için geçerli, hiçbir zaman aşımı yok. Mülkiyet hakkını aslında hiçbir şey engellemiyor. Sadece o kamulaştırma kanunundaki o 5 yıllık zaman, hani burasını kamulaştırdı, kullanmıyorsa 5 sene sonra geri isteyebiliyorsun. Kullanıyorsa isteyemiyorsun. Zaten amacına özgü kullansa Ege Üniversitesi'nden de isteyemeyeceğiz. Anladım. Amacına özgü kullanmıyor. Bir örnek vereyim. Tam hatırlamıyorum ama Gaziantep'teydi sanırım. Stat yapılması için, futbol sahası yapılması için kamulaştırılmış yer. Yaklaşık 25 ya da 30 sene sonra statı yıkmaya karar vermişler. Hani ihtiyaç kalmamış. Sonra oraya AVM yapmaya kalkmışlar. Eski mülk sahiplerinin burada hakkı var aslında. Hani çünkü burası ne için kamulaştırıldı? Stat için kamulaştırıldı. Ne yapılmış? Bu stat bittiği zaman, kamulaştırma ihtiyacı kalmadığı zaman sen başka birine satma değil. Kanunda özellikle maddede açık şekilde yazıyor. Kamunun ihtiyacı kalmadıysa eski maliklerine devretmesi gerekiyor. Sıkıntı burada ne? Eski maliklerine hiçbir kimse devretmek istemiyor. Çünkü eski maliklerine devredileceği zaman eski maliklerinden alınacak olan para daha önce verilmiş olan para. Yani şu anki değeri değil.
Çünkü hiçbir kurum veya hiçbir kişi için karlı olmuyor. AVM'ye devrediyorlar. Genelde %90 böyle oluyor. AVM'ye devrediyor. Oraya bir AVM yapılıyor. Sonra eski malikleri haklarını aramaya çalışıyor. Durumları iyi değilse veya yeteri kadar bu konuda bilgisi yoksa hiçbir belediye, kurum vesaire yardımcı olmadığından dolayı biz bunları hakkımızı alamıyoruz deyip kamulaştırma mağdurlarını oluşturuyorlar. Peki şey soracaklar Büşra Hanım ve Kıvanç Bey. Evet. Hani bu uzun süreçte bir öyle şeyler anlattınız ki hani yıllara yayılmış bir dönem. Bu arada kimse mi denetlemedi mi bunları? Maalesef. Yani siz Ankara'ya da gittiniz anladığım kadarıyla. Söylediniz oradaki ilgili bakanlığa gittiniz. Hani es kaza olur yani bir kimse mi kapıyı çalmamış ne oluyor dememiş mi bu kadar insanlar gelmiş geçmiş görevde devir daimleri olmuş. Yani denetim nasıl gözden kaçmış? Sen cevaplamak istersin. Hangi cevaplasa cevap bizde bilmiyorum da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Üniversitelerde şöyle bir sıkıntı var. Üniversitelerin YÖK denetiminde. Üniversiteler YÖK denetiminde ama YÖK de bakanlığa bağlı. Şimdi YÖK'e gittiğimiz zaman topu bakanlığa atıyor. Diyor ki hani bakanlığın bizden böyle bir talebi yok. Biz bunu denetlemedik. Bakanlığa gittiğimizde diyor ki YÖK'ün bunu denetlemesi gerekiyor. Zaten ilgili kurumlar YÖK aracılığına benden izin alıyorlar. YÖK aracılığına benden izin aldıktan sonra o izni yerine getirip getirmediğini denetlemesi gereken kişi yok. Şimdi bakanlık nezdine bakıyoruz. Bakanlık oraya AVM yapıldığını bilmiyor ama çok ilgilendiler. Hani gerçekten bakanlık AVM yapıldığını bilmiyor. Şimdi siz gittiniz Ankara'ya bakanlığın orada AVM olduğundan haberi yok. Haberi yok. Yok ama yani. Gerçekten Bakanlığı eğitim amaçlı tesis ettik diyor sonra bakmamış. Evet denetlemeyi çünkü yok yapacak. Yok yapacak diye beklemiş orada olayı AVM dikilmiş. Bir sıkıntı olsa yok bize haber verdi zaten diyor. YÖK'e gidiyoruz bu konuda resmi olmadığı sürece yardımcı olamayız diyorlar. Biz de bakanlığa şikayette bulunduk. Buraların denetlenmesi vesairesi için denetim işte yıllar sonra başlayacak nasip olursa. Bu ay içerisinde ilgileneceklerini, bununla ilgili araştırma yapılacağını söylendi. Ve hani burada esasen YÖK'e bir iş düşüyor. Çünkü bizim öğrendiğimiz kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetleme kurumu yok zaten. Hani bakanlık bir iki kişi alıp yanına bir yeri denetlemiyor. Bir yeri denetleyecekse YÖK'e arıyor ya da YÖK'e yetki veriyor, burayı denetle diye. Çünkü denetleme mekanizması yok. YÖK'ün de gözünden kaçmış olabilir. Hani kötü niyetle hareket etmiş olduklarını düşünmüyorum. Çünkü YÖK'e gittiğimizde de, bakanlığa gittiğimizde de, bu belediyeye gittiğimizde de o an o oluşumu gerçekleştiren hiçbir kimse artık çalışmıyor. Yani kendinden önceki neslin yaptığı bir sıkıntı bu. Yeni gelenler de şaşırıyor. Yeni gelenler de şaşırıyor, evet. Yani belediyeye gittiğimizde bir şöyle bir şey söylüyor. Mutlaka bakanlıktan izin alınmıştır ki biz ticari alana çevirdik diyor. Bakanlığa gittiğimizde orası eğitim amaçlıdır. Bakın şey diyor, ilgili AVM diyor, Ege Üniversitesi'nin içinde değildir diyor. Oranın YÖK tarafından denetlenmiştir diyor. YÖK'e gittiğimizde daha önce bir denetim bulamadık ama bakanlık bize şu ana kadar herhangi bir şikayet gelmedi. Şikayet gelmezse niye denetleyelim diyor. Fiili durum, hukuki durum biraz farklı. Evet, fiili durumla hukuki durum biraz farklı. Biraz da aradaki boşluklardan veya genel yazılardan üniversite zamanında boşluk bulmuş ve bu şekilde kiralamış. 49 yılında kiralayacağını söylemiş ama ne amaçla veya oraya ne yapılacağını dair bir proje sunmamış. Ya buradaki en temel şey şu, bir yeri kamulaştırmak istediğiniz zaman proje sunarsınız. Yani burayı, şunları, şu binaları buraya yapacağım, şuradan şu kanalı geçireceğim, şuradan şu elektrik bağlantısını yapacağım. Bu kadar herhangi bir ne yok da ne bakanlıkta ne de o zaman Ege Üniversitesi'nin içinde yok. Yok. Şimdi rejiden arkadaşlar da uyuyordu ve bize verilen sürenin sonuna geldik. Son olarak sizlerden son cümle olarak vatandaş bu kamulaştırma mağduriyetlerini ne yolu izlemeli? Çok kısa olarak alabilir miyim Kıvanç Bey ve Çiğdem Hanım? Şimdi öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Hani tabii ki devletin ihtiyaç duyduğunda kamu yararını ve öne sürerek tabii ki kamulaştırma yapılabilir. Bunda yasaya aykırılık da söz konusu değildir. Ama ilgililerin de kontrol etmesi, denetlemesi gerekiyor. Kamulaştırmaya uygun mu acaba alınan yerler, kamulaştırmaya uygun mu yapılıyor, işletiliyor diye. Fakat hani uygulamada da genel olarak insanların tavrı hani devlettir alır, kuruma gittiğimizde ya da hani hiç uğraşılmaz devletle gibi beyanlarla haklarını aramaktan çekiniyorlar aslında.
Tabii ki bu da hak kaybına neden oluyor. İlk önce toplumsal olarak, sonra kendi haklarını aramaları gerekir. Hak aramayı bırakmasını atıyorsunuz. Hak aramayı bırakmasını. Umut Bey, sizden de son cümle, Kıvanç Bey düzeltiyorum. Umut Kıvanç, iki isim Umut var. Kıvanç, Kıvanç şimdi, galiba son cümleyi alabilirsek. Öncelikle kamulaştırma yapılan yere bir dilekçe verip, hani kamulaştırmaya uygun yapılıp yapılmadığını denetlenmesini istemesi gerekiyor. Ve gerçekten de kişilerin hani kamulaştırmaya uygun yapılmadığını düşünüyorlarsa, bir mahkemeye tespit davası açıp, önce bunu tespit ettirip, sonra bu tespitle ilgili kuruma kamulaştırmaya aykırı davrandığından dolayı buranın iadesini istemesi gerekiyor. Süresi içerisinde iade etmediği zaman mutlaka dava açsın. Ben kaybederim, ben şey yaparım, ben kimim ki koskoca devletle uğraşayım demesinler. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, bugün de Onur Sivas'ta yeni günde programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim efendim.